Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Assalamu alaikum. Kalesler, yaxşı Evet değerli izleyiciler, bugün sizlerle 8. dersteyiz. Kadirli til ıxlasmanları bugün sizler bile 8. dersteyiz. Bugünkü dersimizde biz sizler bile tahmin kılın nimalarını örgünemiz. Hava Evet değerli izleyiciler, sizlerle bugün neyi öğreneceğiz tahmin edelim. Dışarıda hava nasıl? Evet, mevsimlerden başlayalım o zaman. Bugünkü dersimizde biz mevsimleri öğreneceğiz. Ondan önce ise Türkiye, Türk, Türkçe, ülke, milliyet adı. Biz mevsimlerden keyin ise, mevsimlerden keyin, biz nimelerini örgünemiz. Ülerden onu ki, ülke, milliyet, dil. Yani davlat, millet ve til. Bunlar ne? Aytilişi Türk türüldü. va shularni o'rganamiz ya'ni turk tilidagi davlatlarni nomi millatlarni nomi va tillarni qanday nomlanishi bularni o'rganamizozamon evet, boshladikqish qish qish mesimii birinchi oyi hozir biz qaysi mavsumdamiz qish oyi qish mavsumida qish mavsumining birinchi oyi qaysi oraliq oraliq bu dekabr Ocak, yanvar, şubat, fevral. Evet, kış oyidagi kışın kış, e, kış aylar. Demek ki aralık, dekabr, ocak, yanvar, şubat, fevral. Evet ve bundan sonra hangisi geliyor kış mevsiminden keyin? Kaysı mevsim? Elbette bahar yaşarış mevsimi ve e, bizning yani bu ha Türkiye halklarının azali bayramlardan biri bu. Navruz bayramı ham uş bu mavsumda nişanlanadı. Evet değerli izleyiciler bu mevsim ilk bahar, ilk bahar deniliyor. Yani bahar ilk bahar deniliyor. İlk aylar Mart, Nisan, Mayıs. Yani bahar oydaki bahar e, mavsumudaki aylarının e, Mart, April ve May. Bularını Türkçesi ise Mart, Nisan ve Mayıs. Bahar o ise ilk bahar. Evet değerli izleyici ilk bahardan sonra havalar sıcak oluyor. Sıcak havadan sonra işte neymiş? Sıcak hava burada yaz. Yaz mevsiminde hangi aylar var? Yaz mevsiminde Haziran. Ee, yoz yaz mevsiminde kaysa aylar var? Yaz mevsiminde Haziran, Temmuz, Ağustos. Haziran bu, İyun, Temmuz, İyul, Ağustos, Ağust. Buraya yazalım. Kim hangi ayda doğdu? Kim hangi mevsimde doğdu? Mesela ben yaz mevsiminde Temmuz ayında doğdum. Sizler hem kod şu şekilde. Kaysi mavsumda, kaysi ayda doğulgen gününüz. Bunu e, bizim izahlar kısmında yazıp kaldırışınız mümkün. Evet değerli izleyiciler bir sonrakisi ve elbette sonuncusu, ki mevsimimiz 4. mevsim olarak aladigan bolsek, bu sonbahar. Sonbaharda meyveler pişer, değil mi? Yapraklar dökülmeye başlar. Yani her yer sararmaya başlar. Evet, bu mevsimde Eylül, Ekim ve Kasım. Bu e, mevsimde qaysi aylar bor Eylül, sentyabr, Ekim, October, e, Kasım ise nayabr. Evet değerli izleyiciler, bu mevsimler ve aylardı Bunları defterinize yazın. Kadınlı ithalatları, üç e, bu mausumlar ve oylarını daftarınızda yazıp alın. Ve e, izahlarda siz hangi oyda, hangi mausumda tavarlı topyansız. Bunları yazıp kaldırın. Evet değerli izleyiciler aktif olalım. Ve burada bizim e, Türkçedeki neler? Devlet adları ve ülke işte milliyet e, isimleri, dil adlarını öğreneceğiz. Türkiye, Türkçe ve Türkiye'li. Almanya ve Alman, Almanca. Arnavutluk, Arnavut, Arnavutluklu ve Arnavutça. Gürcistan, Gürcü, Gürcistanlı ve Gürcüce. Üşbu bu şekilde e, devlet, millet ve e, tıl, nomları yazılırdır. Türk dili de. Devam edelim. Kayseriler bu arayken. Bulgaristan, Bulgar, Bulgaristanlı ve Bulgarca. Fransa, Fransızca. Fransalı, Fransızca. Eh? Fransız, Fransızca. Evet, İngiltere, İngiliz, İngiltereli ve İngilizce. E, üç bu devlet nomları siz qaysi davlatlarni turkcha nomini bilasiz izohlarda albatta yozing bularni izohlarda aktiv bo'lamiz qadrli yoshlar va til o'rganayotgan e, do'stlarimiz aktiv bo'lamiz va bizni kuzatib boring evet bu ulka millat adlari e, e'tibor bergan bo'lsangiz fransuz deyilgan a yoki fransa hop fransiz fransuzcha Bu yerde etibar beradigan noktam şu ki C oxirgisi yani til nomi yani til ismi yasalishda işte, qanday yasaladi. Bularni albatta biz uş bu kısımda öğreneceğiz. Yani üç bu kısımda o'rganamiz. Dil adı yapmak için C eki kullanılır. Bu ek C F H K P S Ş T. Bunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. bularni til nomi yasalish uchun ja qo'shimchasi qo'shiladi lekin bu yerda boshqa narsa berilgan e, boshqa narsa degani mana bu undosh harflar bor bular jarangsiz undoshlar bu undoshlardan biri bilan tugagan so'zlarga esa ja qo'shimchasi qo'shilganda bular cha tarzida o'zgaradi e, buni biz oldingi mavzularimizda ham o'rganganmiz e, f s t ch sh x p ya'ni bu Biz bunu fıstıkçı şahap olarak öğrenmiştik. İşte bunlar Rus, S Severlant yuğgerli için Rusça, Türk ve Türkçe. Şimdi etibo beradiyan bu sey. bu yerde çe oldu? Neme bu yerde oldu? Bu dersimizde birinci Koreyat yerler balsa. Albatta sizlerin oldingi derslerini korup kelimingizin tavsiye alamız sebabı bu ders, birinci ders, ikinci derslerde albatta balık, Rusça bu yerde. oxirgi harfi ya'ni rus so'zidagi bo'g'inda qalin unli tovush bo'lganligi uchun bu yerda a ga o'zgaradi va bu yerda unlilarni moslashuvi degan narsa bor edi ruscha va turkcha alman bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz n harfi ya'ni yumshoq undosh harf bilan tugaganligi uchun bu yerda hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi ja bo'ldi gurju ja ve Gürcüce bu yerde ü ile bittiği için c oldu. Yani İngilizce ünlü bilen tükü geldiği için İngilizce ünlü bilen ya, yani. İngilizce ünlü bilen koşumça koşuldu. Evet değerli izleyiciler hangisi doğru işaretleyelim diyor burada. Bakalım hangisi doğru. Ee, şu Şimdi bunu tahmin edeceğiz. İspanya, İspanyaca, İspanyolca. Sizce? Evet. Bunun cevabı İspanyolca. Rusya, Rusça, Rusyaca. Bence Rusyaca. Doğru söylediniz. Rusyaca değil. Rusça. Evet. İngiltere, İngilizce. Evet. İngilizce. Çin, Çince, Çince ve Çince. Hangisi? Evet. Burada Çince olacak. Almanya, Almanca, Almanyaca. Hangisi? Almanca. Irak, Irakça, Arapça. Evet arkadaşlar tahmin edelim. Irak'takiler hangi dille konuşuyor? Irakça mı, Arapça mı? Evet, orada Arapça konuşuluyor. Irakça diyen bir dil yok aslında. Evet, Fransa, Fransızca, Fransaca. Hangisi? Fransızca, evet. Brezilyaca ve Brezilya Portekizce. Hangisi? Brezilya'da bir e, bunlar hangi dille konuşuyor? E, Portekizce. Evet Japonya, Japonca, yaponcha Japonya, yaponcha yaponcha hangisi qaysi biri bo'ladi Japonya, japoncha japoncha evet burada Japonca. va oxirgisi esa amerika amerikancha inglizcha qaysi biri inglizcha evet izleyiciler. Şimdi ise burada milliyet adlarını yazalım diyor. Sizlerini e, yani hem aktif buluşinler için izahlarda üç bu milletlerinin namını yazıp çıkarsızlar. İtalya, Rusya, misal için Rus. Ee, Rusyalık, kanaka millet burada işte Rus. Bu şekilde milletlerinin namını yazışınız gerek. Bu dersine otkızı otkızı korgarlar için. Afsız ki yana başka ki kaç şingiz gerek buladı. Üç bu ee, davlatlarını milleti kaysi ekerliğini yazış üçün siz orkaya kaçışınız gerek. Evet değerli izleyiciler bugünkü dersimiz burada bitmek üzere ama bitmeden önce size hafta günlerini de öğretelim dedik. Yani dersimiz tügeçten aval hafta günlerini ham organemiz. Ee, siz haftanın kaysi günü de uçbu dersimizini tingle yapsız ben haftanın bu gününde yani ben haftanın pazartesi ya da salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. İşte hangi gününde siz dersimi izliyorsunuz? Yani siz haftanın kayıs günü de beni derslerini kuzatıp boru yapsınız. Yani bana şu ne? bunu izahlarda yazıp kaldırın. Hafta içi ve hafta sonu. Değerli izleyiciler hafta sonu ve hafta içi. Bunların birbirinden farkı hafta içi hafta ortası ve hafta sonu hafta ahırı. Hafta ahırı bu cumartesi ve pazar. Cumartesi bu şamba. Pazar ise yakşamba. Evet bundan önce bir bakmanız gereken noktalardan biri pazartesi. Düşamba, salı, seyşamba, çarşamba, çarşamba, perşembe, payşamba, cuma, cuma. Evet değerli izleyiciler hafta günleri Türkçe'de böyle söyleniyor. O zaman sizlerle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.